Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal, Türkiye'nin sandık başına gideceği 31 Mart 2024 yerel seçimlerini farklı pencereden ele alarak görülmeyen noktalara temas etmeye devam ediyor. Kendisinin hazırlayıp sunduğu Yorumluyorum programında ittifakın her yerde olma ihtimaline dikkat çekti. Düzce Merkez'de Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün karşısına ciddi boyutta bir aday çıkmadığını dile getiren Ünsal, aday olarak Faruk Özlü ile yarışabilecek bir eski il başkanı Hikmet Keskin var. Artık ne olur bilmiyoruz ama şu anda Faruk Özlü kesin gibi görünüyor, dedi. Düzce eski belediye başkanı ve İyi Parti adayı Mehmet Keleş'in AK Parti'de başlayıp MHP'de hüsrana uğradığını, ardından da İyi Parti ile sahalara dönmeye çalıştığını vurgulayan Ünsal şöyle konuştu. Mehmet Keleş'e AK Parti'nin döneminde AK Parti ile güçlenen isimler ne yapıyorlar? Güveç partileri veriyorlar. Güveç. Yani güveçlerle Mehmet Keleş'i besliyorlar. Kime karşı? AK Parti'ye karşı, Faruk Özlü'ye karşı. O güveçten aldığı enerjilerle ne olur ne gider onu bilmiyoruz. Akçakoca'daki ittifak durumunu da değerlendiren Ünsal şunları söyledi. Akçakoca'ya gidelim. Önce CHP'ye gidelim Akçakoca'ya. CHP'de 17-25 Aralık rüzgarlarından etkilenen orada yani o ona yakınlığı veya uzaklığı demeyelim de orada adı geçen Mustafa Yıldız var aday CHP'den. Ve yine iki dönem Akçakoca'da belediye başkanlığı yapan, iki dönem aday olan, efendim bir dönem belediye başkanı yapan, düzeltelim burada, Fikret Albayrak adaydı. Tuğrul Abonoz ilçe başkanı aday olacağım dedi. Fakat sabıka kaydından dolayı, Türk Ceza Kanunu TCK 53'ten dolayı aday olamadı. Tabii bunu böyle söylemediler ama vazgeçtik dediler usulüne uygun bir şekilde. Tamam. Şimdi burada da üyeler arasında bisküvi kutusu mu dersiniz veya plastik kaplarda yapılır herhalde. Ön seçim yapılacak. Resmi olmayan bir ön seçim yapılacak. Hangimiz aday olsun diye karar oradan çıkacak. Akçakoca'daki ittifaka baktığımızda 6 tane adayıyla yaptığımız görüşmelerde ittifak falan yok. Biz adayımızla çıkacağız diyorlar. Düzce ilinin tamamında ittifak noktasında hazır kıta halinde olunacak diyen Ünsal konuşmasını şöyle sürdürdü. Düzce ilinin tamamında ittifak noktasında bir hazır kıta halinde olunacak. Yani Gümüşova'da, Yığılca'da veya Cuma yerinde veya diyelim ki Gölyaka'da, Kaynaşlı merkezde neyse. Hangisi kazanacaksa onun altında ittifak yapılma her an bir şans var MHP kanadına baktığınız zaman. Ama AK Parti kanadı ne diyor bu işe? AK Parti ne diyor? Bu akşam hepsinin sorusunu kitabın ortasından programında AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ne yapacak? Açıklayacak. Burada 3 tane konuya bahsettik. Adaylardan bahsettik. Ama şu bir gerçek. Ben bugüne kadar böyle heyecanlı gibi görünen ve heyecansız adaylarının çok heyecanla beraber çıkıp da modlarının düşürüldüğü ketum olan bir seçim görmedim. Anketlerle milleti boğdular. Seçim anketlerinde artık işlerin çığırından çıktığına parmak basan Ünsal, konuşmasını Gümüşova örneğiyle sürdürdü. Gümüşovalı bir vatandaşın kişisel cep telefonunu arayan anket şirketinin isim ve soyisim sorarak nabız yoklamaya kalktığını aktaran Ünsal, anketlere güvenmemek gerektiğini vurguladı. Telefonuma, eşimin telefonuna, iki tane oğlumun telefonuna bize soru soruyorsunuz. Bu hakkı size kim verdi? Ben sizinle ilgili yasal araştırma yapacağım. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Beni telefonla arayıp da sorgulayamaz. Bir de işin arka planında şu var. Yani isim soruyorlar, soyisim soruyorlar, ne yapacağınızı, ne edeceğinizi soruyorlar. Peki bunları yaptıran firma bunları bu talep eden, parasını ödeyene dinletir mi? Dinletir. Anketlere de çok güvenmemek lazım. Özellikle telefon anketlerine. Yani birini de aradılar. Ben yani onların değil de yani kendi duygumu da yansıtmadım. Çünkü güvenmiyorum. Telefonla aranma anketindeki o samimiyete güvenmiyorum. Siz de güvenmeyin, siz de inanmayın. Biri sizi dinliyor olabilir.
Yani oradaki bütün soruları, hani biri bizi gözetliyor diye bir ev vardı ya, birisi sizi dinliyor olabilir.